Çocuk gelişimi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü psikolog Piaget'e göre hepimiz, tüm insanlar, hatta çok küçük çocuklar bile hayatımız boyunca çevremizde olup bitenlere bir anlam vermeye çalışıyoruz. Bunu yapabilmek için de şema ve zihinsel modellerden yardım alıyoruz. Şemalar yeni bilgileri yorumlayabilmemize ve organize edebilmemize yarıyorlar. Bunun içinde Piaget bilişsel gelişimi Şemaların gelişmesi olarak yorumlamıştır. Şemaların gelişebilmeleri için büyümeye ve değişmeye ihtiyaçları var. Ve Piaget bunun da özümseme ve uyumsama adı verilen iki süreç sayesinde gerçekleştiğini öne sürer. Özümseme yeni deneyimleri sahip olduğumuz anlayışla nasıl yorumladığımızı ifade eder. Uyumsama ise yeni deneyimleri ekleyebilmek için şemalarımızı nasıl değiştirdiğimizi anlatır. Küçükken anaokulunda eşyalarımızı sakladığımız bir sürü küçük bölmesi olan raflar vardır ya ben şemaları onlara benzetiyorum. Bazen de bana küçük çocukların oynadıkları bir oyuncağı anımsatıyorlar. Hani her yüzünde farklı şekilde bir delik olan kutular vardır ya kare, üçgen ya da daire gibi her delikten sadece belli şekildeki bir obje geçebilir. Şimdi şemaları bu oyuncağa benzetecek olursak bu deliklerden geçecek objelerin de çevremizden edindiğimiz yeni bilgiler olduklarını düşünebiliriz. Çevremizdeki bu bilgilerle karşılaştığımızda onları özümsemeye çalışırız. Bunu da bu bilgileri daha önce kullandığımız bir şemaya yerleştirerek yaparız. Yeni bilgi eski şemaya sığdığı, yani var olan şemayla uyumlu olduğu sürece herhangi bir problemle karşılaşmayız. Peki ya yeni bilgi elimizdeki şemalarla uyuşmazsa? Bu durumda bu bilgiyi kullanabilmek için var olan şemalarımızı değiştirmek zorunda kalırız. Oyuncak örneğine geri dönecek olursak, buraya bir yıldız çizelim şimdi. O halde buraya da Yıldız şeklinde bir delik açmak zorunda kalabiliriz, değil mi? Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Belki de kutuda bu şekil için delik açabileceğimiz bir yer kalmamıştır. O zaman karşılaştığımız yeni bilgiyi değerlendirebilmek için yeni bir şema oluşturmak zorunda kalırız. İşte buna da uyumsama denir. Özetleyecek olursak, yeni bilgiye uyum sağlamak için ya yeni bir şema yaratırız ya da var olan bir şemayı değiştiririz. Bir örnek vermemi ister misiniz? Bakın şimdi. Zihnindeki şemada bir köpeği tüylü ve dört ayaklı hayvan olarak tanımlayan bir çocuk düşünelim. Sizce bu çocuk bir kedi ya da bir rakunla ilk defa karşılaştığında ne olur? Çocuk bu yeni hayvanı sahip olduğu kategorilerden birine yerleştirmeyi, yani özümsemeyi deneyecek ve belki de köpekten biraz daha küçük olabilecek bu hayvanlar için köpekçik diyerek tepki verecektir. Bunun üzerine ailesi çocuğa "Hayır, o bir köpek değil, bir rakun ve rakunlar evcil değildir. Onları okşayamayız." dediğinde çocuk bu yeni hayvanın ne olduğunu anlayabilmek için uyumsamak zorunda kalacaktır. Başka bir deyişle, tamam Artık tüylü ve dört ayaklı hayvanların hepsinin köpek olmadığını biliyorum. Bazıları rakunmuş ve rakunları okşamamız da doğru değilmiş diye düşünecektir. Bu yüzden de ne anlama geldiklerini ayırt edebilmek için biraz üzerine kafa yormamız gerekebilir. Özümsemeyi, kelime kökü itibariyle, Yeni bilgiyi hali hazırda özde var olan şemaya göre konumlandırmaya çalışmak ve bunu yaparken de özün yani kişinin sahip olduğu bilgiyi baz alarak hareket etmek uyumsamayı ise yeni bilgiye uyum göstermek ve aynı köpek örneğinde olduğu gibi her türlü tüylü ve dört ayaklı hayvanın köpek olmadığı düşüncesini kabul ederek bu yeni bilginin getirdiği değişikliğe uymak ya da uyumlu olmak olarak düşünürsek belki daha akılda kalıcı olabilir. Aynı şekilde bu iki kavramı dengede olma ve olmama durumları üzerinden de açıklayabiliriz. Biz çevremizde olan biteni gördükçe, hayatı deneyimledikçe yeni bilgilere maruz kalırız. Bu bilgilerin çoğu için sadece özümsemeyi kullanabiliriz. Bunun için bu yeni bilgileri özümseme yoluyla var olan şemalarımıza yerleştirdiğimizde de dengede olduğumuzu ya da yeni ile eski arasında bir denge kurduğumuzu düşünebiliriz. Ama var olan şemalarla örtüşmeyen bir durumla ya da böyle yeni bir bilgiyle karşılaştığımızda dengemiz bozulur. İlk anda bu bilgiyi nasıl yorumlayacağımızı bilemeyebiliriz. Sinir bozucu bir durum olabilir. Uyumsamanın karşılaştığımız sinir bozucu durumla başa çıkmak için bir yöntem olduğunu düşünebilir ve bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Yeni bilgiyi uyumsadığımızda, yani bu bilginin sebep olduğu değişime uyduğumuzda ise dengemize yeniden kavuşuruz. Şimdi bir çocuk olduğunuzu ve o ana kadar Sibirya kurdundan başka bir köpek görmemiş olduğunuzu düşünün. Bir gün karşınıza bir Golden Retriever çıkarsa bu sizin için yeni bir bilgidir ve bunu anlamaya çalışırsınız öyle değil mi? Bunu da özümseme yoluyla yaparsınız. Golden Retriever da farklı bir köpek cinsi der ve dengeli hale geri dönersiniz. Sonrasında da belki Chihuahua türü bir köpekle karşılaştığınızda çok daha küçük olan bu köpek diğerlerinden biraz farklı görünmesine rağmen köpekle özdeşleştirdiğiniz özelliklerin çoğuna sahip olduğundan bunun da bir köpek olduğunu anlarsınız. Yani bilgiyi özümseyerek denge durumuna geri dönersiniz. Diyelim ki bu sefer de karşınıza farklı bir hayvan çıktı önce bu bilgiyi özümsemeye çalışır. Dört ayağı var, kulakları var, iki gözü ve bir de kuyruğu var. Bu bir köpek olmalı diye düşünebilirsiniz. Ama bir dakika, çevremdekiler bu hayvana bir köpeğe davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ve o da insanlara diğer köpekler gibi davranmıyor zaten diye gözlemleyerek bu hayvanın belki de bir köpek olmadığını düşünmeye başlarsınız. İşte o anda denge durumunuz bozulur. Ailenize dönüp bunun ne olduğunu sorarsınız. Onlar da size bu bir köpek değil bir sincap dediklerinde artık daha önce sahip olmadığınız bir kavrama yani sincap kavramına başka bir deyişle de zihninizde yeni bir şemaya sahip olmuş olursunuz. Kafanızda bu yeni bilgiyi yerleştirebilecek yeni bir yer oluşturduğunuza göre denge durumuna da geri dönmüş olursunuz. Evet, sonuç olarak ise şunu söyleyebiliriz. Gelişimin vücut bulduğu yer, yeni bilgiyi özümseyerek dengede olduğumuz halimizdir. Hayatımız boyunca ister bir çocuk, isterse yetişkin olun, zaman zaman dünyamızı alt üst edecek bir durumla karşılaşırız. Ve bu durumda da uyumsama yöntemiyle denge durumuna geri döner ve gelişimimizi sürdürürüz.